Otomotiv sektöründe fiyat artışlarının önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Yönetmeliğin hazır olduğunu duyuran Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ilk tescilden sonra şirketler, galeriler, oto kiralamacılar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak dedi. İşte bunu konuşacağız biz de. Sıfır araçlarla ilgili konuğumuz avukat Sayın Esra Pınar Bilgin. Sayın Bilgin, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Bilgin, bu düzenleme ile ilgili düşünceniz nedir? Bu düzenleme tabii ki bu hakim durumun kötüye kullanılmasıyla paralel olarak geldi. Bugün Sayın Bakanımız açıklama yaptı ve bir sınırlandırma getirdi. Sınırlandırma şöyle, şirketler, galeriler ve rentekarların bu sıfır aracı alıp daha sonra al satçılığının önüne geçmesi anlamda, gerçek anlamda ikinci el araç satmaları ve piyasayı manipüle etmelerinin önüne geçebilmek adına yapılan bir düzenleme. Çünkü pandemi sürecinde başlayarak günümüze kadar bu araç satışlarındaki dengesiz fiyat dalgalanması nihai tüketiciyi ciddi anlamda zarara soktu. Bu bir. İkincisi, bayi kavramı ortadan kaldırdı. Hem sıfır araca nihai tüketici tarafından erişim zorlaştı, hem de sıfır araçların galerilerde fiyatlarının çok daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu anlamda zaten Sayın Cumhurbaşkanı'dan 4 araç satış sitesine karşı hakim durumun kötüye kullanılmasından dolayı geçen haftalarda soruşturma başlatmıştı ve Rekabet Kurulu da bunu takip ediyordu. Yine ona paralel bir düzenleme olarak 2 kriter var burada. 6 ay ve 6 bin kilometre şartı. Yani gerçek anlamda aracın 6 bin kilometre kullanılması ve aynı zamanda da ilk tescil tarihinden itibaren 6 aylık sürenin geçmiş olması. Buradaki çıkan yönetmelik veya demiyor ve dediği için de her iki kriterin birlikte gerçekleşmiş olmasını arıyor. Bu fiyatların ve dediğim gibi piyasanın manipüle edilmesinin önüne geçilmesi adına nihai tüketici açısından ve sosyal hukuk devleti ilkeleri açısından oldukça yerinde bir düzenleme oldu. Sayın Bilgin, iyice anlaşılsın diye altını çizelim istiyorum. Yani hem 6 ay süre geçecek, hem de bu 6 ayla birlikte 6 bin kilometre olacak. İkisi aynı anda eş zamanlı olacak. Yanlış anlamadık değil mi? Evet, doğrudur. Yani şöyle, galeri ya da rentikar ya da şirket aracı, sıfır aracı bayiden satın aldı daha uygun bir bedelle. Bunu bir hafta sonra ya da bir ay sonra çıkartayım ve çok daha, çünkü bir araç bulmada nihai tüketicinin zorlanması söz konusu olduğu için bunu ben piyasaya çıkarayım, süreyim ve ikinci el sıfır kavramını aslında ortadan kaldırdı. İkinci el sıfır olarak bunu satayımın önüne geçildi. Hem 6 bin kilometrenin asgari düzeyde gerçekleşmiş olması, hem de ilk tescil tarihinden itibaren 6 aylık sürenin geçmiş olması yönetmelikte düzenlendi. İkisi bir arada. Sayın Bilgin, kurumsal kimliği bir tarafa bırakırsak, kişisel alsatçılar da var. Onlar için de geçerli olacak mı bu? Bu yasa onlar için düzenleme yapmıyor. Çünkü yasa 3 tip grup için düzenleme yapıldı. Biri rentekarlar, biri şirketler, bir de rentekarlar, şirketler ve sadece galeriler için düzenleme yapıldı. Gerçek kişileri kapsamadığı için gerçek kişiler alsatçılığa, evet, bu yönetmeyi kapsamında yine devam edebilecekler. Ama bu tabii bir handikapı da beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz hukuken ne dersiniz? Sonuç itibariyle kurumsal kişi üzerinden de yürütebilir bu alsat işini. Evet, ama gerçek kişilerle ilgili bizim zaten 3 araç sınırımız mevcut. Daha önceki yasalarda bir 3 araç sınırımız mevcut olduğu için en azından bu hakim durumun kötüye kullanılması o kadar da kötüye kullanılmamış olacak. Yani manipüle edilmemiş olacak piyasa. Anladım. Evet. Çünkü pandemi dönemi dahil şu şekilde bizim karşımıza piyasada çıktı ve bundan nihai tüketici oldukça mağdur oldu. Sıfır gelen belli bir marka model tüm araçlar, galeriler, şirketler ve rentekarcılar tarafından toptan olarak satın alındı. Evet. Örneğin ortalama bir ay kadar süre bekletildi ve daha sonra bunlar bir anda piyasaya sürüldü. Yani tek bir firma tarafından ya da teker tarafından piyasaya sürüldü. Şirketler, rentekarlar ve galericiler birbirleriyle anlaşmak suretiyle
sıfır araçları bayiden aldıkları çok daha yüksek bir fiyatla piyasaya sundular. Dolayısıyla fiyatlar manipüle edildi. Bunu gerçek iş üzerinden yapılmaya çalışıldığında her gerçek kişinin yılda 3 araç sınırı olduğu için bu çok ticarete dökülmesi ya da bunun yapılması çok pratikte uygulamada ciddi bir kazanç sağlamayacaktı firmalara. Evet. Ve tabii bunun aynı zamanda KDV stopaj indirimlerinden de şirket geliri ve entekarlar faydalandığı için gerçek kişiler üzerinden elde edilmesi beklenen menfaat sağlanamayacağı düşüncesindeyim ben şu anda. Anladığım kadarıyla artık sıfır kilometre ikinci el araç satışı mümkün olmayacak. Ne demekse sıfır evet. kilometre ikinci el araç? Evet. İkinci el sıfır kavramı artık ortadan kalkmış oldu. Evet. Sayın Bilgin, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler.